Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve tüm yönetim kadrolarına meclis üyelikleri de dahil olmak üzere yapacağı aday tespit yöntemini önemsiyoruz. Çünkü yaşamakta olduğumuz tüm sıkıntıların sorumlusu öncelikle başkanlık sistemi olarak tanımlanan yeni yönetim biçimi ve siyasi iktidarın yönetim tarzı olduğunu biliyoruz. Bu yönetim anlayışı karşısında ağır yaşam koşulları altında ezilen halkımızın bir nebze de olsun soluk alabileceği liman kabul edilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Bu nedenledir ki bizler devrimciliğin ve demokratlığın sorumlulukları gereğince durumdan vazife çıkartarak siyasi başarıların ön koşulu olan ön seçim mekanizmasının Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayata geçirilerek elimizdeki yerel iktidarlarımızı devam ettirmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri adayların belirlenmesi sürecine mutlaka katılmalıdır. Genel merkezin ve de onların alt birimleri olan örgütlerin ben seçerim, ben atarım, siz de oy verirsiniz mantığından uzaklaşılarak demokratik katılımcı bir siyasi ortam hazırlanmalıdır. Böyle bir ortam yerel seçim sonuçları için çok önemli ve zaruridir. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı üyeleri yaşanan üst düzey çekişmelerden ve 24 Haziran sonuçları sonrası gelinen noktadan son derece rahatsızdır. Umutları herkesin tarafından bilinen nedenlerden dolayı azalmıştır. Bu durumu kurtarmak, düzeltmek öncelikle genel merkezimiz ve de elimizdeki örgüt yöneticilerinin işleri olmalıdır. Tam da bu noktada tabanı umutlandıracak ve tekrardan partisine sarılmasını sağlayacak olan bizler zor bir görev üstlendik. Ya başarılı olup yönetimleri tekrardan kazanacağız ya da doğabilecek sonuçlara beraber üzüleceğiz. Bedelini hep beraber ödeyeceğiz. Ancak bilinmelidir ki doğabilecek tüm sonuçların hesabı üst yönetim kadrolarına yüklenecektir. Bizler Cumhuriyet Halk Partili devrimci demokrat bir anlayış çerçevesinde parti içi demokrasinin temeli parti yönetimine üyelerin katılma esasını kabul ederek bir araya geldik ve uyarılarımızı yapıyoruz. Bu toplantıyı siyasi olarak ete kemiğe büründürmek için bugün Çorlu'da parti içi demokrasi gereği olan talebimizi imzaya açıyoruz. Tekirdağ genelinde başlattığımız imza kampanyası süreci sonunda toplanan imzaları yetkili kurullara ileteceğiz. Ve tüm süreci de bu noktada takip edeceğiz. Ayrıca ilimizin diğer ilçelerinde de imza kampanyamızı yaygınlaştıracağız. Gerektiğinde basına da bilgi vererek bu konuda davetler yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sadece mevcut yöneticilerden ibaret değildir. Burada bulunan veya bulunamayan deneyimli partilerimizin, sivil toplum örgütü ve temsilcilerinin önerilerine ve siyasi katkılarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilimizde başarılarının devam etmesi, hiç kimsenin yok sayılmaması, herkesin her düşüncenin önemsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Partimizi ilimizde gelmiş olduğu bu noktadan daha yukarılara taşımak için başlattığımız bu sürece katkı koyan siz, tüm üye arkadaşlarımız ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm üyelerin parti içerisinde söz ve karar sahibi olduğuna inandığımız düşüncesinden hareketle ön seçim parti içi demokrasinin gereğidir. Kurucusunun önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olduğu partimizin altı okulun ilkeleri ışığında ilimiz kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz ve imza kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra da saat 8.30'da Ergene ilçemizde de bu yönde bir açıklama yapacağız. Önümüzdeki hafta Saray ilçemizde olacaktır. Ama az önce de söylediğim basın açıklamasından önce Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu dileği, bu isteği daha da güçlendirerek dinlendireceğini düşünüyoruz. Ön seçim demokrasinin partimiz içerisinde olmazsa olmazıdır. Demokrasiyle belirlediğimiz adayların biz iktidar yolunda daha güçlü ilerleyeceğini düşünüyoruz. Son sözlerim bunlar da teşekkür ederim. Sağ olun. Fazla tabii tanıdıklarımıza, yakınlarımıza bunu ilettik. İşte öyle yani. Yani herkese duyurusu yapalım. Duyurmak için zaten. İlçe başkanı zaten evet. Tabanı temsil etmiyor. Bir yerden başlamalıydı. Evet, bir yerden başlamalıydı. Bu adım için de biz artık geç kalmak istemedik. Bugüne kadar kaç imza toplandı Süleyman Paşa'da? Şu an biz Çorlu'da yeni başlıyoruz. Süleyman Paşa'da imza devam ediyor. 11 mahallelerde. Mahallelerde. Ama şu anda sayıyı göremeyiz. Çünkü
çünkü herkes de 15 gün süresi olduğu için şey bizde 3 gün oldu. 3-4 gün oldu başlarımız başlattık. Yani 50, 100, 500 bir sayı. Fazladır. Ya ama şimdi arkadaşlar hepsini birleştireceğiz. 15 bir merkezde toplanacak. Şimdi bu ön anket nikahatın altında imza formlarını açtık. Herkes aldı. Gidip imzalattırıyor. Yalnızca partilere imzalattırıyoruz. Üyeler. Evet. Bir de ön seçim bu nasıl olacak? Yani üye bazlı mı, delege mi? Üye bazlı. Üye bazlı. Aslında olmasını istediğimiz bizim hakim gözetiminde. Üye bazlı. Aslında olması gerektiği gibi bir ön seçimin uygulanmasıdır. Kayıtlı tüm üyelerle. Evet. Yani sonra bir...